Hastibe ekranlarına Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün konuğumuz Özel Anadolu Hastanesi'nden kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Gültekin Saday olacak. Hocamız Skype bağlantımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Hocam duyabiliyor musunuz bizleri, nasılsınız? Ben sizi gayet iyi duyuyorum. Umarım siz de beni iyi duyuyorsunuz. Evet, biz de duyabiliyoruz hocam sizleri. Bugün aslında koronavirüs ve kalp hastalıkları ile olan ilişkisini konuşacağız. Kalp hastalarının da bu konuya dair merak ettiği birçok soru var. Özellikle aşı sorusu çok merak ediliyor. Tüm bu soruları süremiz yettiğince size ileteceğiz ama öncesinde ben koronavirüsteki son durumu değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü ciddi bir artış var. Dün itibariyle 62 bin vaka tespit edildi Türkiye'de ve 300'e yakın kişi de hayatını kaybetti. Bazı varyantlar da var. Güney Afrika, Brezilya, İngiltere mutantları var ve hatta Türkiye'ye ait de bir mutasyonlu virüs olabileceğine dair araştırmalar da devam ediyor. Bu konuya dair neler söylersiniz? Son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yeni dalga da pikler görülmeye başladı. Bizim bildiğimiz kadarıyla hemen hemen en yüksek ölüm seviyesi ve vaka görülme sayısı. Bu dünyanın çoğu yerinde maalesef böyle. Kim yerde üçüncü dalga, kim yerde dördüncü dalga geldi. Biz de bu ülkemizde sanıyorum üçüncü dalga olarak adlandırılıyor. Tabii kişiden kişiye değişiyor ama bu birazcık beklenen bir şeydi aslında. Şöyle ki, bu virüs biliyorsunuz bulaşma gücü çok yüksek bir virüs. Kısıtlamalar kaldırıldığı zaman halkımızda tabii tamamen bir zafer sarhoşluğu içerisine girince bu iki faktör bir araya gelince bu böyle bir sonucun olma ihtimali yani olası tarafı yüksekti. O açıdan bir şok ya da beklenmedik bir durum yaşanmıyor. Beklenen bir durum ama tabii bu beklenen bir durumda ancak ümit edilen durum değil. Ümit edilen durum değildi. Daha sıkı tedbirlerle, daha sıkı kişisel özellikle kişisel bazdaki tedbirlerle bu üçüncü dalga daha hafif atlatılabilirdi diye düşünüyorum. Bu şeyden sonra sanıyorum tekrar bazı kısıtlamalar zaten Ramazan dolayısıyla geldi ama Ramazan sonrası da bazı kısıtlamalar devam edecektir diye düşünüyorum. Umarım en az kayıpla atlatırız. Benim temennim bu. Evet hocam sizin de söylediğiniz gibi salgının başından beri en yüksek vaka sayılarını ve en yüksek vefat sayılarını görüyoruz. Üçüncü dalgayı yaşıyoruz aslında sizin de belirttiğiniz gibi. Tabii bu beklenmedik bir durum değildi aslında beklenilen bir durumdu ama bundan sonrası için de varyantların olduğunu göz önünde bulundurarak aslında tedbirlerimizi daha da sıklaştırmamız gerekiyor. Peki bugün kalp hastaları üzerine olan etkisini konuşacağız demiştik koronavirüsün. Şunu soralım biliyoruz ki salgının başından bu yana 65 yaş üstüyle kronik rahatsızlıklara sahip olan vatandaşlar daha büyük tehlike altında. İlk alınan tedbirler de onlara yönelikti aslında. Bu anlamda kalp hastalarının koronavirüse yakalanma riski daha mı fazladır hocam? Evet, normal toplumdan 3-4 kat daha sık görülüyor. Yani kalp hastalarında, yani normal toplumda bu hastalığı öldürücü değil de enfeksiyon ihtimali %3'lerde 4'lerdeyken kalp hastalarında bu oran %13-14'lere çıkıyor. 3-4 kat daha fazla görülüyor. Tabii o oranda da biraz öldürücülüğü de o oranda yüksek. 3-4 kat daha hızlı, daha yaygın gözüküyor. Ve maalesef 3-4 kat daha ölümcül seyrediyor. Böyle bir şey var maalesef. Evet. Kalp hastalarının koronavirüse yakalanma riski normal bireylere göre 3-4 kat daha fazla ve ölüm oranı da, öldürücülük oranı da aynı şekilde daha fazla olarak görülüyor. Peki hocam koronavirüsün kalbi olan etkisi nedir? Tabii yeni tip bir virüsle karşı karşıya olduğumuz için birçok hastalığa dair de araştırmaları da devam ediyor. Şu ana kadar kalple olan ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? Hangi bulgular elde edildi? Koronavirüs kalbi nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle
kesinlikle net olan bulgular var. Şöyle ki, koronavirüs enfeksiyonu vücutta anormal bir yangı, iltihabi bir reaksiyon oluşturuyor. Bu bizim alıştığımız normal klasik iltihaptan biraz daha farklı bir iltihap. Yani bu vücutta tüm dolaşım sisteminde anormal bir bağışıklık sistemi tetiklenmesi yaşandığı için buna bağlı bu bağışıklık sisteminin anormal yanıtından ötürü damar içinde de bu bağışıklık sisteminin savaşından süre gelen bir enflamatuar yanıt mevcut. Bu da damarlar üzerinde bu enflamatuar yanıt, yani bu bağışıklık sisteminin savaşı, korunmaya çalışması, enfeksiyon invazyonunda görülen bu korunma çabası damar içinde bizim enflamasyon dediğimiz bir sonuca ulaşır. Peki bu sonuçta ne başa getiriyor, ne sıkıntılar getiriyor bize? Bu enflamatuar yanıt da damar içindeki kanın pıhtılaşması ve yoğunlaşmasına sebep oluyor. Böyle olunca hem kalp damarları içerisinde bu yoğunlaşmalar, pıhtılaşmalar olabildiği gibi hem de vücutta diğer atar damar, toplar damar sistemi üzerinde de böyle bir pıhtılaşmaya sebep olabiliyor. Dolayısıyla koronavirüs enfeksiyonu seyrinde hem kalp krizi ihtimali artmakla beraber hem de toplar damarlarda ve atar damarlarda, vücudumuzun yani kol bacaklar damarlarında da pıhtılaşma ihtimali normal bir zamana göre, normal yani pandemi olmadığı sürece göre en az 3-4 kat yine bu risk artıyor. Bu tespit edilen şey. Ayrıca başka etkileri de var. Yani bu damar içi pıhtılaşmadan başka damar sinir ve ileti sistemini bozup bloklara sebep oluyor. Ama bu tabii daha az görülen bir şey. Ama görülen net olarak tespit edilmiş bir şey. Bir de kalbin kasında nodül dediğimiz ya da kalbin üzerinde nodül dediğimiz aynı akciğerde gösterdiği tutulumu, yani halk tabiriyle biraz daha şimdi nodül dediğim şey yara, çit benzeri oluşumlar, bezer gibi oluşumlar. Kalp zarında ve kalp kasında da bu nodül denen şeyler yine nadir de olsa görülüyor. Ama koroner damar üzerindeki pıhtılaşma süreci daha sık görülen ve daha açıklanabilmiş, daha çok bunun ilişkisi saptanmış olan patolojik durumlar. Evet, koronavirüsün kalbe dair kanıtlanmış bulgular olduğunu söylediniz ve dediniz ki kalp krizi riskini artırabiliyor koronavirüs normal bir zamana göre ve toplar damarlarda, atar damarlarda da pıhtılaşmaya neden oluyor dediniz. Tabii kalp hastalarının merak ettiği, araştırdığı birçok soru var hocam, ama onlara geçmeden önce son kez şunu da soralım. Bu dönemde hastaneye gitmekten de tedirgin oluyor kalp hastaları. Bu anlamda hem kendilerini koronavirüse karşı korumaları için neler yapmalılar, hem de kontrolleri, takipleri nasıl olmalı kalp hastalarının şu evet. dönemde? Tabii şimdi kalp hastalarını iki kategoriye ayırıyoruz. Birisi teşhisi konmuş, henüz radikal tedavi yapılmamış grup oluyor. Yani bu grubun hastaneye gitmesi mutlaka gerekiyor. Yeni teşhis koyulmuşsa, yeni tedavinin başındaysa bu tedavi aksamaması açısından sağlık kurumuna, tabii ki doktoruna kontrole gitmesi gerekiyor. Ancak bir de şöyle bir grup var. Uzun süreden beri tedavi olan, hastalığı teşhisi tam net olarak yapılmış, hastalığın tedavisi kronik uzun bir süresiyle devam eden hasta grubu var. Yıllardır takip edilen. Bu hasta grubunda olan insanlar bazen doktoruyla uzaktan, telefonla ya da hani yazışma imkanı varsa internet üzerinden, teknolojik araçları kullanarak doktoruyla görüşüp bazı durumlarda, böyle salgının pik yaptığı durumlarda tabii ki kontrolünü öteleyebilir. Mesela 3 aylık kontrolü atıyorum, yani 6 aya çıkabilir. Böyle kronik hastalar, stabil hastalar. Ama dediğimiz gibi teşhisi yeni konmuş, tedavisinin başında olan, henüz tedavisi, sağlığı tamamen sağlanmamış hasta grubunda
biz dikkatli bir şekilde hastaneye gelmelerini öneriyoruz. Yani akut hasta grubu var. Bunlar mecburen tedaviye devam etmek zorunda. Çünkü zaten az önce program başında da belirttik. Koronavirüs zaten ileri derecede damarda fırtınaşma, yoğunlaşma yapıyor. Bu hasta koronavirüs enfeksiyonu korkusuyla başvurmadığı zaman bu sefer zaten beklenen krizi yaşayacak. Yani yine kaybedeceği şey olacak. O yüzden akut hastalar, yani yeni hastalar mutlaka kalp hastalığı teşhis konulursa hastaneyle irtibatlarını kesmesinler. Mutlaka kontrollerini ya da tavsiye edilen tedaviyi olsunlar. Bu Evet. dediğim gibi kronik hasta grubu farklı. Onlar biraz uzatabilir arayı. Evet, Yani daha kalp fazla. hastalarını iki gruba ayırdık aslında, akut hastalar ve kronik hastalar diye. Özellikle akut hastalara uyarı yaptınız, kontrollerini aksatmamaları adına. Peki bu dönemde ameliyatlar için tutum nedir hocam? Biliyoruz ki aslında vakaların pik yaptığı dönemlerde acil ameliyatlar dışında ameliyathaneler kapatılıyor. Bu durum salgının başından beri böyleydi aslında, ama hangi durumlarda ameliyatlar ertelenebilir? Bundan bizleri izleyen hastalara neler söylersiniz? Ameliyata dair tutumların neler, nasıl olmalı onların? Yani tabii en önemli, en kritik sorulardan biri bu. Ve belki de en fazla inisiyatif kullanılması gereken durumlardan biri de. Şimdi biz kalp hastalıkları ve kalp cerrahisi olarak tabii ki mecburen kendimizi farklı bir yere konumlandırıyoruz. Mesela travma harici çoğu şey belki ameliyatını biraz öteleyebilir. Ama kalp hastalıklarında çok böyle bir lüksümüz yok maalesef. Yani ben şunu isterdim şahsen. Elimde olsa ben bu ara kalp ameliyatı yapmayalım. Bir ara verelim isterdim. Ama bunu yapmadığımız zaman bu sefer şu anki ölümlerden ziyade şu anki mevcut ölümlere göre kalp ameliyatı olması ölümler daha fazla artacak. Kesin. Yani hasta bypass denmişse ya da kapağında çok ciddi bir hastalık varsa, örneğin çok akut bir kapağında bir yırtılma, yetmezlik falan varsa, bu hasta akciğer ödemine girmek üzere kötü bir hastaysa, işte koronara kapabilirsin, ameliyatın olma demek olmuyor. O zaman ölüm ihtimali çok yükseliyor. Yani koronarik ölüm ihtimali nedir? Diyelim %5, %10 mu? Yani mesela. Burada ölüm ihtimali %50, %70'i aşıyor. Ondan dolayı biz kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kalp cerrahisi olarak çok fazla böyle bu konuda bizim böyle bir serbestliğe, yani ameliyat olmayın demeye şeyimiz yok. Maalesef lüksümüz yok. Ama nadiren, bakın şunu özellikle söylüyorum, nadiren bazı hastalarda hastamızda bir böyle bir temas ediyoruz, bir bakıyoruz yani. Temas dedim yani iyice olayı analiz ediyoruz. Bazı ameliyatları erteliyoruz. Ama bu az bir grup. Yani bu %10, %20'yi bulmaz. %80 üzerindeki grubu biz kalp hastalığında, kalp ameliyatlarında erteleyemiyoruz. Her ne kadar bu ortamda ameliyat olmak evet riskli. Bunu biz kabul ediyoruz. Ameliyat olunca bir koronavirüs enfeksiyonu kattığınız zaman ölüm ihtimali daha yüksek. Bu da doğru. Ama bizim dediğimiz gibi o %80'lik grupta ameliyat olmasa ne olacağını bildiğimiz için, gördüğümüz için biz buna rağmen hastalara doktorların önerisi doğrultusunda, eğer doktorlar gerçekten senin ameliyat acil işte çıkmadan ol ya da kısa bir süre içerisinde ol diyorsa biz ki bizim grup böyle bir grup, tabii ki biz ameliyatlarımızı yapıyoruz, ameliyatlarımızı kesmedik. Ameliyatlarımızı aşağı yukarı aynı hızda, hemen hemen aynı hızda, tabii belki çok az bir düşüşle yapıyoruz, devam ediyoruz. Çok düşük Benim bir de burada az oranla çok yani düşük bir oranla ameliyatlar ertelendi aslında, çok ama düşük oranla bitti. evet. Aynen. Mesela nasıl bir örnek vereyim, hastalarımızın aklında soru işareti kalmasın. Mesela koronariter hastalığında böyle lüksümüz yok. Koronariter hastalığında böyle bir lüksümüz yok. Kapak hastalıklarında eğer akut yetmezlik gelişmemiş ise, akut yetmezlik, akut rüptür,
Onlar da kısa bir süre belki ertelenebilir. Bir de bazı şeyde doğuştan hani kalpte delik falan oluyor ya, o da kalp cerrahisinin konusunda sonuçta. Eğer hastada stabilse, hasta stabilse, iyiyse yani genel durumu ise, kalp yetmezliği bulgusu yoksa, o yönde gidiş yoksa, bazı öyle ameliyatlar da ertelenebilir. Ama koroner arter hastalığında bu lüksümüz belki %1-2. Diğerlerinde hani az önce bahsettiğim oranlar. Kapak hastalıklarında kalpte delik olması falan böyle anomali, doğuştan olan anomalilerde belki onlar da %20'lik, %30'luk bir grubu şey yapabiliyoruz, öteleyebiliyoruz. Evet. Sanırım ayrıntıyı verebilmişimdir, doğru yazmışımdır. Ameliyat olmak riskli bu dönemde, evet, ama olmamanın evet. da riskleri oldukça fazla dediniz. Evet. Dilerseniz bir diğer merak edilen konuya geçelim hocam, aşıya geçelim. Kalp hastaları aşı olmalı mı? Ve aynı zamanda şu soru da artık gündemde, ülkemizde hangi aşıyı olacağımızı seçebiliyoruz. Ya Çin aşısı Sinovac oluyoruz ya da Alman aşısı BioNTech oluyoruz. Artık vatandaşlara böyle bir seçim hakkı da geldi. Ancak bu dönemde özellikle karşılaşılan bir olumsuz durumlardan bir tanesi de BioNTech aşılarının ziyan olması, randevu alan vatandaşların aşılarını olmaması. Neler söylersiniz aşıya dair? Kalp hastaları mutlaka aşı olmalı mı hocam? Bence kalp hastaları mutlaka aşı olmalı. Aşıda, bakın her ilaçta, bak aşı değil yani, ki bu yeni bir aşı. İlaçlarda bile, bizim hayat kurtarmak için verdiğimiz ilaçlarda bile %1-2 risk oluyor. Yani %1 olmasa bile binde 1-2, binde 3 ciddi yan etki olabiliyor. Yani biz aspirin verip kalp hastayı krizden kurtarmak için verdiğimiz aspirin aynı zamanda mide kanamasına ya da beyin kanamasına sebep olup hastanın ölümüne sebep olabilir. Sonuçta bu da bir yıllık aşı. Hatta bir yıl bile değil. Yani 6 aylık falan süreçlerde 6 ayı bulmadı bu aşıların geliştirmesi. 6 aylık aşı. Tabii ki yan etkiler var. Tabii ki şey var. Özellikle alerjik bünyeye sahip hastalarda daha dikkatli kullanılması gereken bir aşı, kullanılması gereken bir aşı. Ancak biz her zaman bir şeyi önerdiğimiz zaman hekimler kar zarar potansiyeline göre öneriyoruz. Mesela bize soruyor, hastalarımız sıkça soruyor. Hocam hasta aşı oldu, işte felç geçirdi. Hasta aşı oldu, kriz geçirdi. Yani laboratuvarda, klinikte bilimsel olarak böyle ispatlanmış bir şey yok. Bunlar duyumsamadan ibarettir. Buna bilimsel gerçeklik gibi lütfen inanmayalım. Tesadüfüdür. Hasta zaten kalp hastasıdır. Zaten kriz geçirecektir. Aşı da olmuştur. Yani aşının net böyle bir bununla ilgili somut bir çalışma yok. Ancak şöyle bir izlenimler var. Sonuçta bunlar içinde yabancı ve koruyucu madde. Evet sevgili izleyenler, kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Gültekin Saday hocamızla birlikte evet. koronavirüsün kalp hastalığına olan etkisini konuşuyoruz ve tam da aslında aşıdan evet. bahsediyorduk hocam. Buyurun devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle yani şöyle söyleyeyim, alerjik bünyelerde bazı alerji özellikle AstraZeneca aşısında biraz sık görülmüş. Diğer şeyler net bilimsel bir şey yok. Her aşıda alerji olabilir. Önümüzdeki yıllarda bu şey daha fazla görülecek zaten. Yani aşılar daha mükemmel bir seviyeye çıkacak. Bundan şüpheniz olmasın. Önümüzdeki yıl bu aşılar uygulandığı zaman hata payı daha az olacak. Sonuç itibariyle mutlaka aşınızı olalım. Aşıya bağlı bir ciddi bir sıkıntı yok. Hangi aşı olalım? Şu an Türkiye'mizde iki tane popüler aşı var. Biri Çin aşısı, biri Alman aşısı. Hani kabaca isimleri öyle sınıflandıralım. Şimdi Çin aşısı güzel bir aşıydı. Hala ben ilk zaten Türkiye'ye geldiği zaman bana da birkaç kere siz de sordunuz hatta. Kesinlikle tavsiye ettim. Şimdi Alman aşısı da yine güzel bir aşı. Böyle bir kıyaslama yapalım. Aralarındaki fark çok büyük bir kalite farkı yok. Ama şöyle söyleyeyim. Bu Alman aşısını biliyorsunuz saklanma ihtimali biraz daha hani zor. O teknoloji, o muhafaza koşulları oluştuktan sonra Alman aşısını tavsiye ederim. Neden? Şundan dolayı basit bir tabirle söyleyeyim. Çin aşısında bağışıklık yanıtı oluşturacak yani antijen sayısı azdır.
Yani ölü virüs sayısı, ölü virüs üretmek zor bir şeydir. Ölü virüs üretmek zor bir şeydir. Dolayısıyla Çin aşısındaki ölü virüs sayısı az olduğu için antikor yanıtı biraz düşüktür. Diğeri teknolojiyle üretildiği için mRNA teknolojisiyle üretildiği için, RNA çoğaltma teknolojisiyle üretildiği için burada daha bol miktarda antijen üretiliyor. Doğal olarak bol miktarda antijen üretildiği için aslında da bağışıklık yanıt biraz daha fazla oluyor. Ama işte bahsettiğimiz alerji ihtimali bu teknolojik aşılarda bir tık daha fazla olabiliyor. Ama bağışıklık yanıtı biraz daha fazlaca oluyor. Beklenen bu. Yapılan çalışmalarda genelde bu yönde. Ama bu şu anlama gelmiyor. Çin aşısı efendim olmayalım kötüdür anlamına gelmiyor. Ben şahsen Çin aşısı oldum. Hiçbir yan etkisini de görmedim. İnşallah antikor testi baktırmadım. Yakın zamanda baktıracağım. Ama Çin aşısının yani herhangi bir yan etkisini görmedim. Ve şu an ben yoğun bir ortamda çalışıyorum. İster istemez koronalı insanlarla temas ediyorum. İster istemez. Buna rağmen henüz enfeksiyon da olmadı. Yakın zamanda antikoruma da baktıracağım. Çin aşısını asla kötülemiyorum. Hangi aşı bulunabiliyorsa olsun, saklama koşulları iyi olan yerde Alman aşısını tabii bir daha fazla bağışıklık yanıtı oluşturacağı düşüncesiyle Alman aşısını o açıdan tavsiye edebilirim. Evet, artık süremizin de sonuna geldik hocam. Bizleri izleyenlere son mesajlarınız neler olur? Çok kısa eklemek istediklerinizi alalım sizden. Evet. Ben tabii ki iki tane ana başlıkta kısa mesaj vereyim. Az önce size ayrıntılı olarak anlattım aslında. Özellikle koroner arter hastasıysanız lütfen tedavinizi, yani yeni teşhis koyulmuş bir tedavi planlanmış hastaysanız lütfen tedavinizi aksatmayın. Hastaneye gelin dikkatli bir şekilde. Eğer kalp hastalığından şüpheleniyorsanız mutlaka gelin. Çünkü bir kalp krizi her zaman bir koronavirüs enfeksiyonundan kat ve kat daha fazla ölümcüldür. Kalp hastalığından şüpheleniyorsanız, kalbinizde, göğsünüzde ağrı, sıkışma, hani kalp şikayetleri varsa hastaneye gelin. İkincisi, diğer kronik hasta grubumuz, hekimleriyle mümkün mertebe irtibata kurarak kontrol aralıklarını uzatabilir. Üçüncü mevzu aşı olayı. Hangi aşı olursa olsun, ister Çin, ister Alman, hani atalarımız demiş ya, yemek bulduğunuz zaman yiyin, dayak bulduğunuzda kaçın. Hangi aşı olursa olsun, ister Çin, ister Alman, şu konjonktürde bizim olmaktan başka şansımız yoktur. Ben her ne kadar Alman aşısını bir adım daha ön planda gösterdiysem de kendim de Çin aşısı olmuş biri olarak gayet memnunum. Hastalara hangi aşı olursa olsun mutlaka olmasını öneriyorum. Bakın ne kadar üzücü. Az önce siz bahsettiniz. Hocam, Daha toparlayabilirsek 250, süremizi aşıyoruz. aynen. 250 bin doz aşı mı ne? Boşu boşuna gitmiş. Bu aşıya gelmeyen, hani gelemeyenleri demiyorum. Aşıya gelmeyen insanları açıkçası bir hekim olarak açıkçası kınıyorum. Yani böyle bir hizmeti, böyle bir ümit ışığını söndürmemek adına lütfen aşımızı olalım. Başka diyeceğim bir şey yoktur. Net. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. İzleyenlerimizi de aşı konusunda da bilinçlendirmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırdığınız için sizleri Ben de teşekkür uğurluyoruz. ederim. Bana bu imkanı sunduğunuz için iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam, sevgiler. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programını bugünlük noktalıyoruz. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.